Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7 renkli güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Yeni tasarladığım bir model. Elimde model yok, ben de sizlerle birlikte öreceğim. İster benim gibi renk renk örün, isterseniz tek renkle de ya da birkaç renkle de örebilirsiniz bu modeli. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin, birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Beyaz ipimi aldım. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadaki zincire 3 defa da sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde 9 tane fıstık örüp gelelim arkadaşlar. 9 tane fıstık ördüm. 10. fıstığı örüyorum. Fıstığın bir tanesi kenara gelecek. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar tepesine, dibine, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna geldim. Üzerinde 8 tane yatay fıstık var. Çevirdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. Burada eksiltme yapıyoruz. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birlikte topladım. Burada mavi ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Beyaz ipime sabitledim. Tepesine, dibine, beyaz ipimi arada yürütüyorum. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Beyaz ipimi de böyle çekiyorum, bol kalmasın diye. Burada beyaz ipimi alıyorum. Yine üçlü fıstık toplayacağım. Mavi ipimi arada yürütüyorum. Tekrar mavi ipimi aldım. Yine üçlü fıstık topluyorum. Bu sırada bir tane beyaz, bir tane mavi örüyoruz. Tekrar beyaz ipimi aldım.
üçünü birlikte kapattım. Şöyle göstereyim. 3 tane mavi ile ördük. İpimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Üçlü fıstık topluyorum. Burada başlarken eksiltme yaptığımız için burada arttırma yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Üzerinde 8 tane fıstık var. Çevirdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. İpi de arasında yürütelim. Dört tane üçlü fıstık topladım. Şimdi mavi ipi yukarıya alacağımız için onu göstereceğim size. Üçlü fıstık, üçünü birlikte topladım. Zincir çekmeden mavi ipimi şöyle yukarıya alıyorum. Üst sırada kullanacağız onu. Bir zincir çektim, sabitledim. İpimi de böyle çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz iple devam ediyorum. İki tane daha örelim. Sıra sonuna geldim. Üzerinde 8 tane fıstık var. Her sırada 8 fıstık olacak. Çevirdim. Yine burada eksiltme yaparak başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık topluyorum. Burada mavi ipimi alıyorum. Şimdi alt sırada yaptığımız gibi burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane beyaz, bir tane mavi örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi bir tane beyaz, bir tane mavi olarak devam ettim. Burada ipimi arkada bıraktım. Ondan sonra bir tane üçlü fıstık, burada arttırma yaptım. İkili fıstık topladım. Çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım.
Sonra üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine mavi ipimizi yukarıya alacağız. Beşinciye kadar gelelim. Onu da birlikte yapalım. Dört tane üçlü fıstık topladıktan sonra beşinci üçlü fıstığı toplarken mavi ipimi yukarıya alacağım. Bu şekilde. Ondan sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Çevirdim. Yine burada eksiltme yaparak başlıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Yine bu sırada bir tane beyaz, bir tane mavi, bir tane beyaz, bir tane mavi yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Burada mavi ipimi arkada bıraktım. Ondan sonra bir tane üçlü, burada arttırma yaparak sıramı tamamladım. İkili fıstık topladım. Burada mavi ipimle işim bitti. Onu da buraya bir zincir çekerek sabitliyorum. İpimi kestim. Kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Çevirdim. Yine bir fıstıkla başlıyorum. Sonra tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna geldim. Çevirdim. Yine eksiltme yaparak başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda ikili fıstık toplayacağım, arttırma yapacağım. Burası son sıramız. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna geldim. Burada şimdi arttırma yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık, ikisini birlikte kapattım, bir zincir çektim. Şimdi ipimi kesiyorum. Kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Şimdi kenar oyasını göstereceğim. Ön tarafı hangi taraf olsun istiyorsanız ben bu şekilde buradan başlayacağım. Mavi ipimi alıyorum. Şu köşeden 8 fıstık burada, 8 fıstık da burada. Tam orta kısma ipimi sabitliyorum. Burada 3 tane zincir çekeceğim.
Bu ipi de bu şekilde aralardan geçirerek saklıyorum. Şimdi buraya sık iğne ile sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Üç zincir çektim. Fıstığın dibine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. 2 fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. İlmeğimi uzattım. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Üç zincir çektim. Dibine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim, yine 2 fıstık arasına sabitledim. Siz isterseniz 4 zincir de çekebilirsiniz elinizin sıklığına göre. Bu şekilde buraya kadar örelim arkadaşlar. Son fıstığı yaptım. Şimdi köşeye geldim. 3 zincir çektim. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Yine bu aralardan çekiyorum. Bu şekilde birinci parçayı ördük. 6 tane bu şekilde örelim. Ben renk renk öreceğim. Eğer tek renkle yapacaksanız 6 parçayı örüp birleştirdikten sonra kenar oyasını bütün olarak örebilirsiniz. Ben renk renk yapacağım için tek tek ördüm. Bu şekilde hazırlayıp gelelim. 6 parçayı bu şekilde ördüm. Birkaç tanesini de birleştirdim. Şimdi bu ikisini de sizinle birlikte birleştirelim. Aynı yönde olmasına dikkat edelim. Ben bu şekilde ayarladım. İki parçayı bu şekilde aldım. Beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Dört defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Zincir çekmeden iki fıstık arasına sık iğne ile sabitleyip sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Zincir çekmeden iki fıstık arasına sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekiyorum. Buraya kadar örelim. Son fıstığı yaptım. Buradaki zincir boşluklarına batarak
Sık iğne ile sabitliyorum. Bir ya da iki zincir çekebiliriz. Burada ipimi kesiyorum. Kalan ipi de fıstık aralarından çekelim. İki parçayı da birleştirmiş olduk. Şimdi bu diğer parçaları da birleştireyim. Bütün parçaları birleştirmiş oldum. Ortasına da böyle içindeki renklerden puf çiçek ördüm. Bunu da çiçeğin ortasına yerleştiriyorum. İki taraftan. Şimdi bunu lifimizin ortasına iplerini arkadan çekerek bağlayacağım. Şöyle renklerine de dikkat edeceğim. Puf çiçeğimi de bu şekilde arkadan bağlayarak yerleştirdim. Çok güzel bir model oldu. Her rengi de çok güzel olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Instagram sayfam Hatice Alışkın 1. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Modellerime daha yakından bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.